efendim, herkese merhaba. Yine karşınızdayız. Tempolu bir program olacak bugün de. Üniversite adayları gözünüz kulağınız bizde olsun. Hem devlet üniversitesi ağırlıyorum bugün, hem biraz Kıbrıs diyeceğiz, hem de hukuk fakültesi ve mühendislik fakültelerinden arka arkaya bahsedeceğiz. Çok önemli konuklarım var. İlk bölümde de böyle çok heyecanlıyım. Çünkü kendi üniversitemi, kendi öğrencilik yıllarımı da şimdi bir anlamda sizlerle buluşturacağım ve stüdyoya taşıyorum. Hemen konuklarımı tanıştırayım sizlere. ODTÜ'nün değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Acar bizle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnunum sizi ağırladığıma. Şimdi biraz ODTÜ ruhu anlatalım arkadaşlara, gelin birlikte. Eğer çok sözünüzü kesersem mazur görün, heyecanıma verin. Çünkü kendi yaşadıklarımı birebir onlara da hissettirmek istiyorum açıkçası. Ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Sayın Turgut Tümer de bizle. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş yıllarda sizle beraber çok güzel programlar yapmıştık. Şimdi bir kez daha aynı heyecanı arkadaşlarla paylaşalım. Ama izin verirseniz ODTÜ diyebilir miyim önce Ankara? Hocam Ankara, ODTÜ bir ruh, bir aslında yaşam tarzı diyorum her bulduğum yerde, her öğrenciye anlatırken. Mutlaka aralarda bunlardan da bahsedeceksiniz, bize biraz yaşatacaksınız ama biraz sayılar konuşsun isterim ODTÜ'yü konuşurken, aslında sayıların nezdinde anlatmak isterim. Şimdi elimdeki datalar diyor ki Ekim ayında ilan edilen 2014-2015 sıralaması, önemli bir sıralama bu. Top World Universities listesi, burada ODTÜ 85. olarak yer aldı diyor. Önemli bir sayı mıdır? Nasıl okumak gerekir? Sizlere yansıması ve bu yıl tercih edecek üniversite adaylarına bu yansıma nasıl olacak acaba? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Ortadoğu Teknik Üniversitesi daha önce de uluslararası sıralamalarda Türkiye'yi en iyi temsil eden üniversitelerden birisi. Evet. Öyle söyleyeyim. Ama ilk kez ilk yüze girdik. 85'in sıradan girdik. Bunda da neyin etkisi var? Bir, eğitim kalitesi. Evet. İkincisi araştırma. Araştırmanın etkisi, katkısı. Sanayi işbirliği var. Ve de dünyadaki akademisyenin 150 ülkeden 15.000-16.000 akademisyenin üniversiteler hakkındaki ne kadar itibarlı olduğunun değerlendirmesi. Evet. Dolayısıyla bunları bir araya koyduğunuz zaman Türkiye'den bir üniversite dünyanın ilk yüzüne giriyor. Aynı sıralamalar baktığınız zaman Asya'nın 12. sırasındayız. Asya'daki bir yani lokasyon olarak baktığınız Asya zaman. Asya kıtasına, evet, bakın. Bunun içine Japonya var, Çin var, evet. Hindistan var, Kore var. Yani biraz yüksek öğrenim konusunda iddialı tabii. Ülkeler bunun içinde. Bilimsel argüman üretme konusunda. Ve tabii, evet. Gelişmiş ülkelere ayırırsanız gelişmekte olan üniversiteler arasında 3. sıradayız. Evet. Dolayısıyla uluslararası düzeyde bir eğitim ve bilim kurumu olduğumuzu söylemek çok iddialı olmaz. Bu bir amaç değil, bir sonuçtur. Hiçbir zaman biz bu sıralamalarda güzel gözükmek için yola çıkmadık. Evet. Daha iyi eğitim, daha iyi araştırma ve topluma hizmet için devamlı yenilikler getiriyoruz. Ve bunun sonucunda da uluslararası çevrelerde de tanınıyoruz. Daha fazla belki öne çıkıyoruz. Peki şimdi biraz Kuzey Kıbrıs'ta diyelim. Ben paralel gitmek istiyorum. Evet. Hem ODTÜ'yü anlatmak, ODTÜ Ankara kampüsünü anlatmak, hem de Kuzey Kıbrıs kampüsünü anlatmak istiyorum, evet, arkadaşlarıma. Siz de daha önce yaptığımız programlarda üstüne basa basa demiştik ki ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsü kendi özel yapısıyla, kendi doğasıyla, kendi okul öğrenim iklimiyle farklılaşıyor olmakla beraber akademik kadrosu, mezuniyet günleri ve aslında ODTÜ ruhuyla Ankara'nın birebir benzeri, aynısı. Çok hareketlilik var akademik kadroda da demiştik. Öğrenciler de bu hareketliliği yaşıyor demiştik. Bu yıl nasıl geçti peki? Bunlar oldu mu? Evet, şimdi 10 yılı geride bıraktık. İsterseniz bu projenin ilk başlattığı yıllara dönecek olursak, bu bir ODTÜ'den kaynaklanan proje değildi. Kuzey Kıbrıs Kampüsü projesi ODTÜ'ye verilen bir devlet göreviydi ve iki hükümetin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bir davetiyle gündeme gelmişti. Ve amaç da ODTÜ'deki bu birikimi, bu saygınlığı biraz önce bahsettiğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşımaktı. Dolayısıyla bizim hem bu kuruluş protokolümüzde, daha sonra da ODTÜ'nün teamüllerle ortaya çıkan uygulamalarındaki temel yaklaşım bu
görev bize, bu devlet görevi bize ODTÜ'yü KKTC'ye taşımak için verildiyse bizim bu kampüs modelimiz dünyanın başka ülkelerinde görülen çok kampuslu üniversite modellerinden biraz farklı olmalı. Yani biz aslında ayrı bir üniversite olarak değil, o aynı üniversitenin bir akademik birimi olarak, akademik ve idari olarak yapılanmamız gerekir diye bir karar verilmiş. Ve bugüne kadar da geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde bu uygulandı. Biraz önce de bahsettiniz, bunun önemli göstergelerinden bir tanesi diplomadır, öbürü mezuniyet törenidir. Diploma bizim bütün öğrencilerimiz, Kuzey Kıbrıs kampüsündeki bütün öğrenciler, Ankara'daki öğrencilerle Ankara'daki veri tabanla kayıtlıdır. Onların diploma kontrolleri Ankara'da yapılır ve diplomalar Ankara'da çıkar. Evet. Ve törenimiz de Ankara'da olur ve rektör olarak da ODTÜ rektörü imzalar. Ben Ankara'daki diplomaların dekanlar tarafından imzalanan yerini kampüs yönetim kurulu başkanı ve kampüs rektörü olarak imzalarım. Dolayısıyla törenimiz de geçen 28 Haziran'daki törenimizde de olduğu gibi diğer bütün ODTÜ mezunlarıyla birlikte Ankara'da olur ve bu yapılanmayla 10 yılı geride bıraktık. Mezun sayımız 1000'i geçti bu yıl, bu son verdiğimiz mezunlarla. Ve peki ne yaptık diye sorarsanız, biz tabii ki mezunlara bakıyoruz. Mezunlar ne yaptı diye bakıyoruz. Onların hem iş yaşamında hem de lisansüstü eğitimde gösterdikleri bugüne kadarki performans bizi bayağı iyi işler yapıyoruz noktasına getiriyor. Peki biraz sonra yine mezunlarınızdan örnekler de isteyeceğim. Tabii. Onları da mutlaka konuşalım. Tabii. Biliyorum çünkü neler olduğunu, ama hocam çok güzel bir pas attı öğretmenim size. Evet. Dedi ki mezunlar önemli imzalar atıyorsunuz artık törenlerinizle son yıllarda. Nasıl geçti bu yıl? Yine biz sosyal medyadan izledik. Güzel bir kortej varmış, ama bu yıl nasıldı? Evet, yine canlı bir diploma töreni oldu. Artık bir yani ODTÜ farkını, ruhunu yansıtan bir etkinlik oluyor ve her sene 20 bin kişi katılıyor. Stadyum bu sene artık almadığı için stadyum yanlarında oturanlar vardı. Hafta sonunda 3000'den fazla ODTÜ diploması verdik, ama yıl boyunca bu 4000'i aşacak, bunu biliyoruz. Sizin mezun olduğunuz senelere göre tabii artan sayılar. Keyifli, çok farklı düşünceleri, esprileri, 4 yıldan derledikleri şeylerini, anılarını bir şekilde yansıttılar. Peki, güzel bir mezunlarla oldu. İlişkilerinizin kopmuyor olması, ODTÜ'ye bu kadar bağlı mezunlar hayata çıkarıyor, çıktılarımızın böyle bağlılık içinde olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Nedir bunun nedeni? İki tane belki boyutu var. Bir, yani ODTÜ öğrencisi çok mutlu bir şekilde eğitim görüyor ve mezun olduğu noktada da yani bir kuruma bağlılık hissediyor. Ve de kesinlikle bir bağlılık hissi var ve yani bir şekilde o birlikteliği de devam ettirmek istiyor. Nasıl ki işte sevdiğimiz bir kişiyle uzaklaşsak bile bağlantılarımızı sürdürmek isteriz. O önemli. İkincisi de hiç böyle bir ODTÜ'ler arasında öyle bir hani kulüpçülük de fazla yoktur, ama birlikte iş yapabilme alışkanlığı var. Çünkü evet, öğrencilikleri boyunca işte öğrenci topluluklarında, projelerde, dostluklarda hep birlikte iş yapmanın hem avantajını hem de keyfini almış insanlar. Dolayısıyla şu anda yurt içinde 18 tane mezun derneğimiz var. Yurt dışında 15 tane mezun derneğimiz var. Ve her 3 ayda bir ben ve yönetici arkadaşlarım dahil mezun dernekleri başkanlarıyla yönetimleri bir araya geliyoruz ve devamlı ODTÜ için ne yapacağımızı konuşuyoruz. Harika. Peki hocam, yine şimdi pas size geldi. Öğrenci kulüpleri deyince, öğrenci toplulukları deyince ODTÜ'nün daha fazla tabii konuşulduğu alanlardan bir tanesi. Ankara'da bir üniversitedir, ama su altı topluluğu mesela o kadar önemlidir ki dünya sıralamalarında, Türkiye'de dereceleri, dünyada dereceleri vardır. Kuzey Kıbrıs'ta da aynı başarılar var mı acaba topluluklar nezdinde? Biz denize daha yakın olduğumuz için bu tür zaten örneğin sualtı topluluğumuz Kıbrıs'ta da son derece aktif.
Ve bir anlamda öğrenciler kendilerine iş imkanları da yarattılar bu sualtı topluluğunda. Orada biliyorsunuz Kıbrıs'ta oteller var, büyük oteller var. Evet. Ve hoca olarak yaz aylarında burada iş bulup çalışan, kurs veren öğrencilerimiz oldu. Ama tabii ki bu sadece sualtı topluluğuyla sınırlı değil. Valla ben de artık sayamaz oldum. Geçenlerde sordum, 40'ı geçmişiz öğrenci topluluğu ki 2500'e yakın bir öğrencimiz için 40 öğrenci topluluğu oldukça büyük bir rakam. Gerçekten üniversite yaşamında, Ahmet Hoca da biraz önce bahsetti, sınıflar, laboratuvarların ötesinde bu ortamın çok büyük bir önemi var. Bizim bir de çok gurur duyduğumuz tiyatro topluluğumuz var. Evet. Tiyatro şenliklerimiz var. Bu görevi ben Ahmet Hoca'dan devralmadan önce Kıbrıs'taki o ilk topluluğun ilk köyün delisi oyununu büyük bir heyecanla seyretmiştik ama tiyatro topluluğu bunu çok ileri noktalara getirdi. 2 yıl önce bir üniversite arası şeyde ödül de aldılar. Ne güzel. Dolayısıyla topluluklar tabii ki bir üniversite yani yaşamının. Yani öğrenciler yine aktif diyeceğiz orada da. Kesinlikle. Şimdi bir yandan da dünyaya açılan kapılar artık üniversiteler. Öğrencilerin üniversitelerden beklediği çok şey var. Dolayısıyla bizim bu programlarımızda bize gelen en çok sorular Erasmus programları, Mevlana programları, öğrenci ve akademik personel değişim programları. Bunların ilkinde başlattığını biliyorum ODTÜ'nün eğer yanılmıyorsam. Evet. 2003'lü yıllardaydı galiba. Evet. Erasmus projesinin hayata geçirildiğini çok net hatırlıyorum. Devamı nasıl geldi hocam? Nasıl ODTÜ'de? Şu anda bizim ODTÜ Ankara kampüsünde tahmin ediyorum 500'e yakın Erasmus'lu öğrenci var. Herhangi bir dönemde 400-500 arası ziyaretçimiz var. Evet. Benzer bir sayıda ODTÜ'den Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Güneydoğu Asya'ya gidiyor. Dünyanın çok farklı yerlerinde değişim programını izleyen öğrencilerimiz var. Ayrıca derece almak için ODTÜ'ye gelen uluslararası öğrencilerimizin sayısı 2 kampüsün toplamı herhalde şu anda 2500'e yaklaştı. Yine rengarenk yani kesinlikle, o zaman. Kesinlikle. Yani her gün ODTÜ'de bir uluslararası etkinlik bulabilirsiniz. Peki hocam, Kıbrıs deyince veliler açısından şimdi size bunu sormadan edemeyeceğim. Her ne kadar artık bütün uzaklar yakın olduysa da Kıbrıs bize biraz uzak geliyor. Deniz aşırı. Diyoruz ki, deniz aşırı geliyor. Ve diyoruz ki bizim orada çocuklarımız ne yapacaklar? Nasıl konaklayacaklar? Orası güvenli bir yer mi? Kampüs olanakları nelerdir? Neler söylersiniz? Bir kere Kıbrıs için genelinde şunu söyleyebilirim. Bunu ben söylemiyorum. Bizim özellikle dünyanın çok çeşitli ülkelerinden gelen hocalarımız, öğrencilerimiz, onların velilerinin dediklerini aktarmış olayım. Herhalde dünyadaki en güvenli, kendinizi en rahat hissedeceğiniz noktalardan bir tanesi KKTC olsa gerek. Ve bir durum da var aslında, ironik bir durum da var. Hep 40 yıldır devam eden bir Kıbrıs sorunundan bahsedilir ama öte yandan da en güvenli, en barışçıl bir ortamı da yaşatan bir ülke. Dolayısıyla eğer güvenlik açısından bakarsanız o konuda en ufak bir şüphelerin olmaması lazım. Konaklama olanaklarına gelince bizim kampüsümüzün ilk 2 yılda bütün öğrencilere bir yurt garantimiz var. Ama bunun dışındaki öğrencilerimiz de yararlanabiliyorlar. Yurtlarımızda hala boş yerler de oluyor. Bunun da nedeni belli bir yıldan sonra öğrencilerimizin evet, çevredeki evlerde de kullanmak. Tabii. Genellikle bu oran 1/3'dir. Yani 1/3 öğrenci yurtlarda kalır ki bunlar genellikle ilk yılların öğrencileridir. Daha sonra daha böyle özgür ortamları tercih ederler. Çok az zamanım kaldı ama arkadaşların bursları da soruyorlar. Çünkü yine hani Kıbrıs denilince burslar vazgeçilmez bir soru parçası oluyor. Evet, ne dersiniz? Şimdi burs olanakları çok fazla. Ben şöyle bizim öğrencilerin %85'i bir şekilde burslu. Bu %25, %50, %75 bu yıl ilk kez burs kategorilerine eklendi ve tam burslu. Tam burslu oranı da lisans öğrencilerinin 1/3. Dolayısıyla burs olanakları fazla ama ben isterseniz şöyle bir genelleme yapayım. Kuzey Kıbrıs Kampüsü aslında bir devlet kurumu.
Dolayısıyla devletten destek alıyor ve öğrenci gelirleri aslında cari giderlerin yarısından daha azını karşılıyor. Dolayısıyla devletin sübvansiyonu söz konusu. Bu da bize daha farklı burs olanakları sunma şansı tanıyor. Ayrıntıların hepsi de zaten tabii, web sitemizde var. Hocam sizden de son cümlelerinizi alabilir miyim? Ankara kampüsüne gelecek öğrencilerimiz için çok geniş burs imkanları var ve bursları sağlayanlar da çok büyük oranda mezunlarımız. Harika. Dolayısıyla şöyle bir sonuç vereyim. Herhangi bir öğrencimizin maddi sıkıntılarından dolayı başarısız olmasını kabul edemiyoruz, etmiyoruz ve böyle bir şey de olmuyor. O zaman tercih günlerinde arkadaşlarım evet. Üniversitemize gelsinler, sizleri görsünler evet. Ve ayrıntıları sizlerle birebir konuşsunlar diyebilir miyiz? Tabii. Şimdi bu hafta sonu Ankara'da, yine bugün, yarın Lütfü Kırdar'da ve gelecek hafta İzmir'deyiz. İzmir Mezunlar Derneği tesislerindeyiz ve gelecek hafta Ankara kampüsünde ve Kıbrıs'ta hafta boyunca bölümleri gezebilirler. Sadece ODTÜ için demiyorum, ilgilendikleri bütün üniversitelere gidip görmeye çalışsınlar. Çok teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi yayınlar. Evet efendim, şimdi kısa bir ara için izin rica ediyorum. Değerli konuklarla tekrar karşınızda olacağım.